bu toplumda çok yaygın olan, insanların sık sık rastladıkları, hatta o argoda da karşılığı olarak alan kafalama tabir ederler. Bir üslup vardır, yani ikna etmek için. Mesela bunu bir şey satarken de olabiliyor, bir yerine bir insanı götürmesi gerektiğinde oluyor. Değil mi? Evet. Herhangi bir konuda olabiliyor. Bir konu Yani anlatımında. bir konu anlatımında samimiyetsiz, itici, yalan olduğu açıkça belli olan, insanları sıkan bir üslupla konuları vulgarize ederek anlatmak. Evet. Değil mi? Bu çok yaygın. Samimiyetsizlik dünyanın şu an en büyük sorunudur. Yani toplumda en büyük sorun Evet samimiyetsizliktir. hocam inşallah. Yani bu da hep insanların çıkar çatışmasından kaynaklanıyor. Yani insanlar eğer çıkarın peşinde olmazlarsa samimiyet insanın beynini açar. Bir anda insana güzel konuşma kabiliyeti gelir, neşe gelir, rahatlık gelir, huzur gelir. Ama samimiyetsiz olduğunu insan iyice anlarsa, üslubuna yansıtırsa veyahut karşısındakinin samimiyetsiz olduğunu anlarsa olumsuz bir ortam meydana gelir. Evet, Yani bu inşallah. insanların tavrına etki eder. Burada yapılacak şey insanın içinden gelen samimi duygularını dile getirmektir. Yani kendini baskı altına almamasıdır. Olaylara çok iyi niyetli, sevecen, Allah'ı düşünerek bakmasıdır. Yani her şeyi Allah'ın yaptığını bilerek meydana getirmesi konuşmaları. Bu çok İnşallah. önemlidir. Yani ben konuşuyorum, ben ediyorum, ben yapıyorum derse bu konuşmasına olumsuz etki yapar. Ama aksi de her şeyi Allah yaratıyor derse, samimi düşünürse o zaman konuşmalarında olumlu, güzel bir yapı meydana gelir. İnşallah. Samimiyetsizlik toplumun en çok sıkıldığı konulardan bir tanesidir. O kafalama tabir edilen üslup, yani ki güzel yani tam karşılığıdır. Karşıdaki kişi de kafalama üslubuyla karşılık veriyor ona. Evet. Dolayısıyla işte derya muhabbeti tabir edilen halk Evet. arasında boş, amaçsız, telebele kültürünü andıran bir üslup meydana geliyor. Evet. Yani birçok kişi de görüyoruz bunu. Mesela demin söyledim ya, bir genç kız önce çok takva olduğunu, çok Allah'tan korktuğunu, Allah için yaşadığını söylüyor. Fakat hiç tanımadığı, bilmediği bir adamla sırf zengin diye, sırf parası var diye, birkaç kere de Allah'tan bahsetti diye gidip evleniyor. Evet. Mesela bu çok samimiyetsiz Bu bir çıkar harekettir. için oluyor hocam. Çıkar tabii. Ama bunu biraz konuşturduğunda o da işte klasik, yani dini konuları tenzih ederim, kandırma mantığıyla başlıyor izaha. Ben onu diyor yetiştirmek için diyor aldım diyor. O zaman bir Müslüman gidip bir ateistle de evlenebilir o zaman o kafayla. Evet. Kur'an bunu yasaklamış. Mümin erkekler mümin kadınlara diyor. Mümin kadınlar mümin erkeklere diyor Cenab-ı Allah. Evet hocam. Değil mi? İnşallah. Orada Peygamber Efendimiz zamanını esas almaları lazım. Mesela Peygamber Efendimiz zamanında sahabe hanımlar neye dikkat ediyorlardı? Takvaya çok önem veriyorlardı. Ve son derece cesurdular. Evet. Her türlü mücadelede erkeklerin önünde gidiyorlardı. Yani hiçbir zaman için geride kalmıyorlardı. Evet Atak hocam. tavırları vardı. Değil mi? Yiğit tavırları vardı. Maşallah, evet. Ve şefkatli, akılcı bir üslup içerisindeydiler. Böyle şeylerde Hazreti Ayşe'yi, değil mi? Hazreti Fatma annemizi, Hazreti Meryem'i kendilerine örnek almaları lazım. Öyle bir üslup içerisinde olmaları gerekiyor. İnşallah. Ticarette de, başka olaylarda da, tebliğde de, sosyal hayatta da hep alabildiğine candan ve doğru hareket etmeleri gerekiyor. Samimi tavır göstermeleri lazım. İnşallah. Evet. Siz daha önceki anlatımlarınızı anlatmıştınız hocam. Samimiyetin bir bedeli vardır diye inşallah. Tabi samimi olduğunda insan birçok kayba uğrar, onu kabul edecek. Mesela insanların samimiyetsizliği nedeni zaten kaybetme korkusudur. Yani çok temkinli olması. Mesela Müslümanlarla arkadaş olmamasının, dost olmamaların nedeni kökene gittiğimizde bir şeyler kaybetme korkusudur. Evet, inşallah. Ama mesela Müslümanlardan çekinen adam, bir de bakıyorsun ki komünistlerin hakim olduğu gidip bir okulda okuyabiliyor bir genç kız. Evet. Ama Müslümanlardan çok çekiniyor. Evet. Onlarla görüşmek istemiyor. İşte onlar bazen nur talebesi diyor, ben onlarla görüşmem diyor.
veya Süleyman Efendi'nin talebeleri onlar diyor. Onlarla görüşmek istemiyorum diyor. Evet. Ama bir de bakıyorsun aynı kişi dinsizlerle omuz omuza, evet, değil mi? Gayet samimi, candan bir üslupla arkadaş olabiliyor, konuşabiliyor. Ya komşusu mesela dinsizse bile gidip ondan çok hoş sohbet, bir sohbet ortamına girebiliyor. Demek ki böyle bir amacı yok. Orada asıl amaç kaybetme korkusu oluyor. Zaten dinsizden konuşulmaz demiş yok. Zaten asıl bilakis dinsizle de görüşülür, konuşulur. Ama Müslümanla da görüşülür. Yani evet, bu çok önemli. Evet. Değil mi? Evet. Yani orada anormallik o. Evet. Yani dinsizi risksiz görüp Müslümanı riskli görmeleri çok anormal. Çok anormal. Efendim? Çok anormal. Tabii. Buradaki samimiyetsizliğin kırılması gerekiyor. Ama tabii ki dinsizde de konuşuyor, masonla da konuşuyor, komüniste de konuşuyor. Zaten onlar da Allah'ın yarattığı kullar. Evet. Onları da hakkı doğruyu anlatmakla mükellefiz biz. İyi örnek olmakla mükellefiz. İnşallah.